Namazdaki zikirler meselesi de demek adeten daimi iş namazdaki zikir, namazdan kendi zikirini namazını okuyan cayda kılış gerek. Namazdan kendi zikirlerini ada ettirgen ordunun hem sünneti var. Namaz öz, o zikirler öz sünnet, onu ada et ordunun hem sünnet. O kayır, o namaz okuyan cay. Eğer siz çıkıp, köçüge çıkıp alıp durup, unutmadan görüşkenden ki, iyi etme aşağı ahli, subhanallah, lakab ketip kaptı deyip, tasbihlerine ayet ediyen bu siz, o namazdan kendi zikir bu muydu o? Adi subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber buladı. O kaçan namazdan kendi zikir buladı? O şu ulanıp, vabasta bulup ada kılınsa ki namazdan kendi zikir buladı. Üçüncü hadislerde dubura sala, akibe sala, namazın ketiden, artıdan deyip geledi. Öşeğinde o namazdan kendi zikir buladı. Ayetler görsünüz siz, günde 100 de okuşuz mümkün. Lakin namazdan kendi okuyanız kaçan namazdan kendi deyip itibarı alınadı? Arkasından okusayınız. Şunun için namazdan kendi zikirlerge bir parma bulması gerek. Zarurat bu kaladı. Vakt tayin, yani ki sağlık, yani ki zahar tayin bose, onda hani fakulatta halat mazur. Onu indi hiç kim vacip oturmasın, bu bolasın, çık kesin, bu bolasın demeydi. Ama kişi özü kılıç geliyor. Bana şu cahide yine bitti, biz oryanken hadiske bağlık cahide şu ki, Allah subhanahu wa ta'ala hâme ibadetini nege farz kıp koymagen? Biri sünnet, biri müstehab, biri vacib, dereceler gibi bölüp koygen. Farz kat'i talep kılgen, onu kımasın bu meyve, bu mene hakkı bu. He? Mene hakkım, Allah'ın namaz Allah'ın hakkı. O şu farz namazlarının özü değilik. Qolganiga bandiga ixtiyor berganki, u bandi o'zi ixtiyoriy ibodat uchun yaralgan. Qolganini shavq uzoq bilan qilsin. Muhabbat bilan qilsin, ishtiyoq bilan qilsin. Banda bunda birinchidan bandiga yengillik bor, banda charchamaydi. Bandiga hamma namozni 10 rakat peshin farz desin-chi, sizga og'ir kelib ketadi. Masalan, 10 rakat namoz peshin farz desa, uhu deysiz. 4 rakat sunnat, 2 rakat keyin sunnat, o'rtada 4 rakat farz desa yengildi. Yengil. Görüyorsun mu? Hitapta özde yengillik var. Tör rekatı mecburi, kayan ihtiyari deyip koysa, bari boş o rekatı okuyorsun. Lekin ağırlıksız okuyorsun. Bu bittes. İkincisi, bende hahalasa kurbat için hareket kılsın. Allah'ın kurbat hahalasa kılsın. Cennetteki derecelerini kesbiyet bahşı mı? Merhamet özü hahşı bulan kılsın. Onu mecburlar emez. Lekin cennete girişki Allah yeterlik hani en kem miqdardagi minimal baho deymiz mi? En quyi bahoni farz bilan belgilab qo'ygan. Qolgani derecelerini özünüz kasb etasiz. Bu namozdan keyingi zikirlar ham shunaqa. O'zingiz ishtiyoq bilan qilishingiz kerak. Namozni o'qib bilan go'yoyinki bo'ldi. Mana kerakmidi shu namoz? Ado qildim degan kayfiyat emas. Namozni o'qidingizda yana Parvardigor ketkim kelmayapti-yu, zikring bilan band bo'lsam, qabul qilgin degan tazarruq bilan keyin namozdan duo qilib turasiz. Mana bu boshqa fazilat. Shuning uchun ulamolar aytadilar-ki, namozdan keyingi zikirlarni doim tark etish namozni qabul bo'lmayotganini alomati. Yo'inki namozni qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Doim tark etish. Ammo favqulodda holatlar u har bir insonda bo'lishi mumkin, uni qattiq olinmaydi. Endi namozdan keyingi zikirlarni imkon qadar joyida aytgan yaxshi. Lekin gohida qisqa qilib qoldi. Va mayli xotir zikr qilmoqchi. Orqa safga o'tib qilsa zarari yo'q. Ha? U ba'zi zikrlarga qayt bor. Rasululloh alayhissalom namozdan keyin, shomdan keyin, bomdoddan keyingi zikr la ilaha illallohni 10 ta, bir rivoyatda 100 ta aytishni namozdan oyog'ini yozmasdan aytsin degan. O qayt o'sha zikrlarga xos. Shuning uchun imomni qarang, tasbihni tez aytayotgan bo'lsa siz 10 talikdan ayting. Imom agar tasbihni 33 tani haligi ba'zi bir endi katta imomlar emas, u yoshroq imomlar bo'lishi mumkin, tasbih aytori ustilib ketgan bo'ladi. Subhanalloh deb tili bitta aytganda qo'li 3 ta o'tadi. O'shunaqa tasbih aytayotgan bo'lsa, siz ham 10 ta ayting, bemalol yetib olasiz. Bu tajriba bu.